Merhabalar arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün oksalis süs yoncamın saksını değiştireceğim arkadaşlar. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel renkli ki ben bu yaprağı renkli türleri çok seviyorum. Yine bir tane de bu saksımda oksalisim var arkadaşlar. Bakın, o da şans yoncası diye geçen, ortası şöyle kahverengi olan, ismi de tam olarak neymiş? Oksalis debiymiş. Yanında etiketi de var. Bunları şimdi ikisini bir saksıya ekeceğim arkadaşlar. Neden yaz ortasında saksı değiştiriyorum? Bakın arkadaşlar, saksının altından yaprağı çıkmış. Demek ki saksısı dar geliyor. Biliyorsunuz oksalisler yumru köklü bitkilerdir. Yani toprağın içinde küçük yumruları vardır. Aslında bakımları çok kolaydır. Bilinen birçok türü vardır arkadaşlar. Toprağımı hazırladım. Yanmış hayvan gübresi, bahçe toprağı ve birazcık sükulent toprağı koydum. Şöyle tek saksıya almak istedim hepsini. Arkadaşlar, oksalisler bakımları kolay, güzel bitkilerdir. Oksalis yetiştirecekseniz direkt güneş ışığında yapraklarının yandığını bilmeniz gerekiyor. Daha dolaylı ışık alabilen bir yerde rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Öncelikle şöyle birazcık saksını ben yumuşatacağım. Bir dökelim bakalım arkadaşlar, saksının içini hep beraber görelim. Şöyle. Bakın arkadaşlar, saksının içinde birçok rizomu var. Şöyle bakın, rizomlarını size göstereyim. Ve rizomun bir tanesi bakın alta doğru kaydığı için bu yaprak alttan çıkmış. Ben şimdi bunları bitkimin bozulmasını göze alarak tamamen ayıracağım arkadaşlar. Ama istersen bu şekilde de ekebilirim. Ama daha düzenli olmalarını istiyorum. O yüzden şöyle birazcık rizomlarını düzeltmek istiyorum. Şöyle düzenli ekeyim ki tüm rizomlar yukarıya doğru rahat rahat büyüyebilsinler. Eski bir oksalis bu. Bayağı uzun yıllardır bende arkadaşlar. Her sene ben bunu genelde bölüp parçalayıp satışa koyduklarımdan. Tabii bu sene bakımları bayağı geçe kaldı. Baharı çok geçirdik. Dün saksı gözüme çarptı. Baktım altından yaprak çıkmış. Hemen dedim bunun bakımını yapayım. Hem de sizlere bir oksalis çiçeği bakımı yapayım. Arkadaşlar, oksalisiniz varsa kış aylarında üst dallar kuruyabilir. Bitkim kurudu diye sakın ola bitkinizi, saksınızı çöpe atmayın. Kışın üst dalları kurusa da bahar aylarında tekrar sulamaya başladığınızda bu dibinde görmüş olduğunuz rizomlardan tekrar çimlenecektir. Bakımı çok kolaydır. Toprağını asla takır takır kurutmamanız gerekiyor. Toprağını takır takır kurutursanız bitkiniz zarar görür, yapraklarını soldurur. Şu an tam çiçeklenme mevsimi. Mayıs sonu, Haziran başı gibi güzel çiçekler açar. Benim bitkim de çiçeklerini açtı geçti. Bakın şöyle bir rizomda şu tarafta varmış arkadaşlar. Bakın bu rizomunu da şöyle ayıracağım. Hemen onu da yanına dikeyim. Hem daha düzenli olsunlar saksıda. Bakın bayağı bir rizomu var çünkü kökünde. Bu rizomlarını düzenlersek çok daha güzel gelişecektir bitkimiz. Oo, şurası rizom dolu arkadaşlar. Bakın yeni rizomlar da yapmaya başlamış. Bunu çok bozmayacağım arkadaşlar. Şöyle birazcık daha hemen toprak ilave edeyim. Şu şekilde. Bunu şöyle ortaya koyacağım. O rizomlar da yanlarından gelişmeye devam etsin. Bakın bu ayırmış olduğum rizomu da hemen şöyle yanına koyacağım. Şimdi bunu da dökeceğim arkadaşlar. Bunu da yanına koymak istiyorum. Çünkü bu da gerçekten çok güzel bir oksalis türüdür. Şans yoncası diye biliniyor özellikle bu türü. Bakın bazı rizomları toprak üstünde kalmış. Onları da hem toprağın içine dikmek istiyorum. Şöyle. Hem köklerini rahatlatmak istiyorum. Hem de o üstte kalan rizomları toprakla buluşturalım ki geliştiklerinde güzel bir görüntü oluşsun bizlere de. Toprağı gayet yumuşakmış. Şöyle bakıyorum hemen. Şu üstlerinde rizomlar var. Onları da ayırıyorum. Onları da şimdi hemen yanına dikeceğim. Bu ne bitkisi bilmiyorum. Yanında bir bitki bitmiş ama onu da bozmayacağım arkadaşlar. Onu da onların yanına böyle dikeceğim. Şöyle. Hepsini bir toprakla örteceğim. Ben genelde sabah bir saat güneş gören bir yere koyuyorum. Dolaylı güneşten faydalanıyor. Toprağını tamamen kurutmadan nemini kaybettikçe sulamasını yapıyorum. Bitkim de uzun yıllardır benimle beraber yaşamaya devam ediyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde
Bakımını yaparsanız bitkiniz uzun yıllar sizinle kalacaktır. Sizi üzmeyecektir. Bu kış biliyorsunuz benim birçok türüm donlardan zarar gördü. Bu türüm de haliyle kışın bütün yapraklarını öldürmüştü. Toprak altına saklanmıştı. Bahar aylarından itibaren su vermeye başladığımda bitkim tekrar gelişmeye başladı. Yapraklarını açtı, çiçeklerini açtı. Şöyle hemen birazcık da buraya toprağını koyacağım. Şimdi 3-4 gün sonra bu bitkim çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi haliyle birazcık saksı değişimi olduğu için birkaç gün birazcık solgun görünebilir. Ama 2 gün sonra, 3 gün sonra gerçekten çok güzel görünecektir. Yapraklar birbirine dolandı bu arada. Şöyle diktiğim kökleri düzenlemem gerekiyor. Evet, şu şekilde. Şu an oldu. Ayrıca arkadaşlar oksalistinizi çoğaltmak istiyorsanız yapraklarını da suya koyarak köklendirebilirsiniz. Bakın şöyle toplu bir şekilde diktim. Bakın şimdi dikerken arkadaşlar bir tane yaprağı koptu. Bu yaprağı suya bıraktığınızda bu yaprak da zaman içinde kök salıyor. Kök saldıktan sonra bunu da saksınıza dikebilirsiniz. O şekilde de çoğaltımını yapabilirsiniz. Ya da rizomlarını ayırabilirsiniz. Ben rizomlarını gördüğünüz gibi çok hani ellemedim. Oynatmadım yerlerinden. Çünkü mevsim itibariyle zarar görebileceğini düşündüm. Şöyle birazcık bastırayım arkadaşlar. Toprağım kof bir toprak olduğu için. Şimdi ben bunun sulamasını yapacağım. Diğer yaprağı da suya koyacağım. O da köklendiğinde onu da yine bunların yanına ekeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen bir de yakından görelim. Bakın arkadaşlar şu özellikle mor olanın aslında tek renk gibi görünse de şöyle bakın özellikle yaprağını açarak göstermek istiyorum. Üstlerinde yine aynı rengin farklı tonlarında şöyle tonlamaları vardır ve çok güzeldir. Gece tamamen yapraklarını böyle bu şekilde kapatır, uyur. O yüzden uyku yoncası da denir. Şunun da yine dediğim gibi bakın yaprak ortaları şöyle kahverengimsi ve bunlar 4 yapraklı yoncalardır. Şöyle arkadaşlar bitkimi diktim. Bakımı çok kolay. Biliyorum hepinizin evinde vardır büyük ihtimalle. Olmayan arkadaşlar da bulduklarında zaten alıyorlar. Çünkü görüntü olarak çok güzel bir bitki. Gösterişli bir bitki. Evet dostlar bu bitkiyle ilgili size anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Instagram hesabımdan sorabilirsiniz. Instagram hesabımı da takibe alırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. bi_dunya_kaktüs Köyceğiz'den selamlar, sevgiler gönderiyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.